günler, mevsimler geçer, ömürler biter. Bir yaz mevsimini bırakırken geride, sararan ve solan yapraklarıyla sonbahar geldi. Aslında geçen yaz mevsimi değil, ömür takvimimizden bir mevsim daha geçti. Hayatımızın sonbaharı olan ihtiyarlığa doğru, kış mevsimine, ölüme biraz daha yaklaşmış olduk doğrusu. Ömür takvimimizden yapraklar kopuyor. Sayfalar çevirirken kimimiz 40, kimimiz 50, 60'lık bir ömür bıraktık geride. Ömür takvimimizin yapraklarına neler yazdırdık acaba? O yapraklar ki güzel amellerle, iyilik ve sevaplarla yalnızlı bir sayfa mı oldu, yoksa kapkara günah çiftleriyle doldu? Yaşın ilerleyip erdikçe kemale, sevaplar çoğalıp günahlar mı azaldı? Yoksa sevaplar azalıp günahlar mı çoğaldı? Ana rahminden geldik pazara, bir kefer aldı. Sıfırla boş geldiğimiz dünyadan, mal ve servet olarak sıfırla gidiyoruz, boş gidiyoruz. Çıplak geldiğimiz gibi çıplak gidiyoruz. Bir bez parçasına sarmışlar doğduğun gün, giderken de yine bir bez parçasına sarıp gidiyoruz. Öyle gönderiyoruz. Nice han, nice sultan tahtı bırakıp gitti. Bu dünya bir penceredir. Her gelen mahsur geçti. Dünyaya geldiğimizde etrafımızdakiler sevinmişti ve biz ağlamıştık. Sen öyle bir hayat yaşa ki ağlayarak geldin dünyadan giderek. Ama etrafındakiler ağlasın. Ne iyi Müslüman, ne iyi insan, ne iyi ve yeri doldurulamaz desinler sana. Seccadeler ıslatası, kalplerde merhamet, gönüller hüzünlenmez oldu. Allah için ağlayanlar kalmadı. Yeter bana diye yok. Hep daha çok. Hep daha çok. Zaten insanın huzursuzluğu da buradan gelmiyor. Yeter demeyişinden. Hep saldırmasından. Hep daha çok istemesinden. Huzursuzluklar buradan kaynaklanıyor. Gözlerden yaş dökülmeyince, kalplerde hüzün olmayınca, buluttan da yağmurlar dökülmez oldu. Dökülen yağmurlar da zamansız oldu. Mevsimler değişti, insanoğlu hedef ulaşmıştı. İnsanoğlu kendi eliyle dünyayı kirletti, bozdu, alt üst etti ve kalabalıklar arasında yalnızlaştı insanlar. Birbirinin yüzüne bakmayınca, hal hatır sormayınca, komşuluk ilişkileri bitince, kardeş kardeşle geçinmeyince, düşman olunca, işte bugünkü koronalar olmuştu. Ve insan kardeşi de olsa, komşusu da olsa, evladı da olsa gidemez oldu. Gelemez oldu. Kucağını alamaz oldu. Neydi bizim günahımız acaba? Birbirimizi iter kakar olduk. Birbirimizi tanımadık ondan mıydı acaba? Neden camiler kapattı kapılarını bize? Resulullah
Ravza neden almıyor? Ümmet, Müslümanlar, niye kapandı Kabe'nin kapıları? Niye? Acaba düşündük mü? İnşallah bu sıkıntılı dönemin sonunda kurtulunca bu sıkıntılardan, bu hastalık ve salgından ibret alırız inşallah. Daha sıkı, sımsıkı sarılırız birbirimize. Doldururuz camileri. Hoca şöyleydi böyleydi demeyiz. Hocalarımıza sahip çıkarız. Dinimize sıkı sıkı sarılır. Kur'an'ın yolundan bir an olsun ayrılmayız inşallah. Evet. Alt kattaki, üst kattaki tanımaz oldu. Aynı binayı ve aynı sokağı paylaşanlar birbirine hal hatır sormaz oldu. Selam kesilince birbirimizden, Allah da rahmetini ve bereketini kesti bizden. İşte şu anda kapılar kapandı. Gelin, bu fani dünyadan gülerek gitmek için secdelere kapanalım, tövbe edelim. Birbirimize, evet birbirimizi sevelim, kapalım, birbirimize değer verelim. Bu mübarek ayda hiç değilse bir muhasebe yapalım, yeni bir sayfa açalım. Bir damla da olsa gözyaşı dökelim, dökebilelim. Seccadeler ıslansın, bedenler namazla nurlansın. Gönüllere imanın, Kur'an'ın nuru olsun. 30, 40, 50 veya 60 kaç ise yaşın, hesabını yapalım ibadetsiz hayatın. Günde 5 kere okundu ezanlar kulağına. Bir yılda düşündün mü 1825 defa ezana kulak verip vurdun mu divana? 100.000 defa davet edilirken sen huzura, huzursuzluğu seçip daldın mı karanlığa? Okunan ezanların gereği kılınan günde 5 vakit namaz var ki o da 75, 100.000 vakitle ifade edilir. Kaç vakti eda edebildin 40 senede? Günde 40 rekat olarak kılınan namaz ki bir senede 14.600 rekat eder. 40 senede kılınması gereken namaz 584.000 rekattir. Bir ömür boyu yaklaşık insanoğlu 1.000.000 rekat namaz kılar. Ne kadarını eda edebildin ki? 1.000.000 rekat namaz kılan insan Allah cehennemine atar mı? O bedeni ateş yakar mı? Evet, soralım kendimize ve diyelim ki ey nefsim, bugün dediğin yarına bıraktın. Ev dediğin, araba istediğin, pazarlık yaptın. Kışlık derken yazlık aldın. İyi ama ne kadar namaz kıldın? Her şey para pul isterken ve bir sermayeyi gerektirirken sermayesiz bir yatırım olan hem de hiç boşa gitmeyen namazı neden ihmal ettin? Gelin zararın neresinden dönersek en değerli yatırım namazdır. Namazlarımızı kılalım. Günde 5 defa ben geldim Allah'ım deyip kulluk raporumuzu verelim. Namaz kılanların sokağındaki evlerin kapı ve dükkanları kilit yoktur. Namaz kılanların sokağında huzur vardır. Namaz kılanların sokağı emniyettedir. Caddelerinde kumarhane ve meyhane kalmamış kapanmıştır. Saygı, sevgi ve selamlaşma ön plana çıkmış. Güven var. İnsanlar birbirinden emin olmuş. Adeta cennet gibi bir sokaktır. Namaz kılanların sokağı, caddesi, şehri, beldesi, köyü. Namaz kılan insanların oluşturduğu sokak, özlenen sokak. Bu dünyada sokağını cennete çeviremeyenler. Bu dünyada caddesini, sokağını cennet yapamayanlar ahirette cennetlik olabilecek mi? Cennetlik olabilmek için caddemizi, sokağımızı yaşanır bir cennet haline getirmemiz lazım. Toplumumuzdaki suç işleyenlerin yaş oranına baktığımızda
40 yaşın altındaki insanların daha çok işlediğini, daha çok suç işlediğini görürüz elbet. Bu demektir ki bir toplumda gençler namaz kılarsa suçlar azalır. Bu nedenle gençlikte yapılan ibadetler kat kat sevaptır, ecirlidir. Gençlerin namazı daha da yararlıdır, daha da kıymetlidir. Namaz reçetesini zamanında kullanmak gerekir. Her ne kadar sonradan kaza olarak kılarım deseniz de evet yararı olmayacak, esas fayda sağlamayacaktır. Sorunumuz ve derdimiz namazı gençleştirememek, namazı çocuklaştıramamaktır bugün. Yaşanabilir bir dünya için namaz kılmayı ve ibadetli bir hayatı seçelim. Rabbimizin ey Muhammed sana vahiy olan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz insanı kuhur ve kötü şeylerden kurtar. Allah'ı anmak, namaz kılmak elbette en büyük bir ibadettir, en büyük zikirdir. Allah ne yaptığımızı çok duyurmaktadır. Rabbim namazlarımızı kabul eylesin. Rabbim namazı kısıtlar.